Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Hukukla ilgili, hukukun alanına giren konularla ilgili M. Koç hukuk sahibi Müsenna Koç ile yine konuları konuşmaya, sizden gelen soruları kendisine yöneltmeye ve cevabını almaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim tekrardan. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Müsenna Bey, bu bölümde malum günümüzde de çok revaçta, yani en büyük, çok büyük sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi kira. Yani daha önceki bölümlerde bir emlakçı, emlak uzmanı bir beyefendiyle görüşmüştük kendisi. Kendisiyle bu dönemde özellikle kirayla ilgili problemlerin işte çıkartırsın, çıkartamazsın, yok işte şu kadar arttırırsın, işte bir kanun limit, bir sürü şeyi var, detayları var. O emlak boyutunu orada incelemiştik. Şimdi burada hukuki boyutunu inceleyelim. Öncelikle işin başından alalım, en başına geçersek. Ya biz bir yere kiraya geçeceksek veyahut da birisine kiralayacaksak, bunun iki taraflı neticede bu. Burada yapacağımız sözleşmede nelere dikkat etmemiz lazım diyelim, bölümümüze başlayalım. Buyurun. Evet, kira sözleşmeleri çok dikkat edilmesi gereken ve baştan düğmeyi düzgün iliklediğinizde alt tarafında sağlam gittiği özellikle sözleşmeler. Evet. Hukukta tıpkı bir canlı gibi olmasa da yaşayan, sürekli değişen, hele hele ülkemizde sabah bir kanunla kalkıp meclisimizin çalışması sayesinde ertesi güne bambaşka bir kanunla ve başka bir kuralla devam ettiğimiz bir durumdayız. Bu sebeple de hukuk kurallarını, değişiklikleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Bunu kira sözleşmesine uyarladığımızda durum nedir diye söylersek, öncelikle kira sözleşmelerini konut olarak yapıyorsak farklı, iş yeri olarak yapıyorsak farklı yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü konutlar normal şartlar altında damga vergisinden muaftır. Artı stopajı yoktur, artı KDV'si yoktur. Ama iş yerine geldiğiniz anda kira sözleşmelerinin içerisine damga vergisi gibi ve efendim buna ilave olarak stopaj gibi rakamlar ilave edilir. Evet. Bunların nasıl olduğunu sözleşmenin ilk giriş kısmında mutlaka belirtmemiz gerekiyor. İkinci dikkat edeceğimiz mesele ise şu. Bir kira sözleşmesi hazırlarken bulmaca doldurur gibi veya boşlukları doldurur gibi kırtasiyede satılan bir sözleşmeyi doldurup ben bu al sana sözleşme yaptım diye ortaya koymak sizi hukuki problemlerin en başına çevirir ve en yükseğiyle karşılaştırır. Evet, yani çünkü genelde yapılan şey o. Bir kira sözleşmesi yap, git kırtasiyeden al bir şey, hadi dolduralım, rakamı yazdık, onu yazdık, bunu yazdık deyip imza atıp geçiliyor. Aynen bu yapılıyor ve bu yanlış. Şöyle bir örnekle izah edeyim. Herhangi bir giyim ihtiyacınız için mağazaya gittiniz. 52'ye 6 drop bir takım elbise aldınız. Bunun herkese uyma şansı yok. Evet. Ya kolunu kısaltacaksınız, ya eteklerini düzelteceksiniz, ya belindeki potluğu alacaksınız. Kısaca Nasreddin Hoca'nın kuşu gibi bir taraflarını kesip biçip kuşa çevirmeye çalışacaksınız. Evet. Bunun yerine ısmarlama iş yapmak veyahut da özelliğe göre, kiracının özelliğine göre ve kiralanan taşınmazın özelliğine göre kira sözleşmesi yapmakta fayda var. Evet. Bunlarda da ana başlıklar dikkat edeceğimiz şeyler şu. Ücretin ne kadar olduğu, kira ücretinin, kira bedelinin ne kadar olduğu net olarak ortaya konmalı. Aylık şu kadar, yıllık şu kadar, buna KDV dahil mi, stopaj dahil mi, net mi diye açık ve hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kira sözleşmesine bunu belirtmemiz gerekiyor. İkinci dikkat edeceğimiz konu, damga vergisinin kimin tarafından ödeneceğini kira sözleşmesine belirtmemiz lazım. Ve hele hele kiralayan kişi taşınmazın sahibi isek damga vergisi ödenmeden kira sözleşmesini kiracıya teslim etmemeye çalışın. Herhangi bir ihtilafta mahkemeler ve yasal yetkili merciler mutlak surette vergiyi ibraz eden kişiden istiyorlar ödemesini. Bunun dışında dikkat edeceğimiz bir başka konu, sözleşmenin süresinin ne kadar olduğu ve bunun uzama şartlarının ne kadar olduğunu mutlak surette sözleşmeye belirtmemiz gerekli. Yine dikkat edeceğimiz bir başka konu ise, sözleşmenin bir sonraki seneye ilerlemesi, sarkması, devam etmesi halinde kiracının kirasına ne kadar artış yapacağını açık bir şekilde belirtmek. Tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde. Atıyorum yıllık %10 gibi
veya devlet kurumları tarafından açıklanan enflasyon oranında gibi standart bir kritere bağlamamız gerekiyor. Bunun dışında son olarak söylememiz gereken bir başka konu ise kira sözleşmesinde sözleşmedeki ödemenin mümkün olduğu kadar garanti altına alınmasını sağlayacak argümanları ortaya koymak. Ne gibi? Depozito gibi. İkinci bir şık, kanuni şartlara uygun olarak kefil almak gibi. Üçüncü bir şık ise yeni yeni uygulamaya başlanan, herkesin kabullenemediği ama doğrudan borçlanma sistemi denilen bankaların 3 aylık, 5 aylık, 7 aylık gibi periyotlarla kiraya kefaletini kabul ettiği bir madde koymak şekliyle mutlaka sözleşmedeki kira alacağını taahhüt ve garanti altına almakta fayda var. Bu son dediğinizi ben ilk defa duyuyorum. Hani bankaların kefalet meselesi nedir? Bunu bankaların kefalet meselesi şu. Doğrudan borçlanma sistemi daha önce araç kiralama şirketleri tarafından uygulanan bir sistemdi. Herhangi bir kişiye aracı kiraya verdiği zaman bankadan garanti istiyordu. Banka diyordu ki bu araç kiralayan kişi eğer aracın kirasını ödemese bile ben sana 3 ay boyunca kiranı ödemeyi garanti ediyorum diyordu. Ha bunun karşılığında bankada müşteriden bir teminat alıyor veya garanti alıyor. O kendi iç işleyişleri. Anladım. Burada da kiracıdan bankanın bir kefaletini alırsak şahıs size ödemesini ayın 3'ünde yapmasa bile banka otomatik sizin hesabınıza 3'ünde paranızı gönderiyor ve siz alacağınızı tahsilat konusunda problem yaşamıyorsunuz. Anladım. Tabii burada herhalde bu parayı alan ev sahibi, konutun veya taşınmazın sahibi bankaya bir şey ödüyor büyük ihtimalle. Tabii kendi iç ilişkilerinde nasıl ki bir devlet ihalesine giren kişi bir teminat mektubu aldığında bankaya bunun karşılığında bir bedel ödüyorsa veyahut da bankayla efendim bir ipotek sözleşmesi yaptığında, kredi kullandığında bir bedel ödüyorsa bununla alakalı da bir bedel ödüyor. Evet, peki bir şey daha soracağım. Şimdi gerçi bunu inşallah diğer bölümlerde çok daha detaylı bir şekilde işleriz ama hani konu kira olduğu için zaten az bir süremiz de kaldı. Kısaca bir şeyi merak ediyorum. Mesela sözleşmeyi yaptık. Evet. Bu sözleşmede dediniz ki süresi çok mühim. Süresini aranızda konuştuk. 2 sene dedik. Evet. Yani 2 sene boyunca ev sahibi veyahut da kiracı ev sahibine orada belirtilen şartların dışında bir şey yapması mümkün mü? Yani böyle bir ihtimal var mı? Esaslı şartlarda değişiklik yapamaz. Örneklemeyle söylüyorum. Binanın içerisinde binaya zarar verecek, binanın statik yapısına zarar verecek tadilat yapamaz. Binayı eğer bu taşınmazı sizden iş yeri olarak kiralamışsa konut olarak kullanamaz. Sizden kiraladığı yerde aksine bir yetki içeren madde yoksa Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye bu kiraladığı yeri devredemez. Bunlarda aksilikler veya bunlardaki herhangi bir sözleşmeye aykırılıklar olduğunda bir aylık ihtarname gönderirsiniz. Sözleşme şartlarına esaslı aykırılığı gider diye o bir ay içerisinde bu aykırılığı gidermezse direkt tahliye davanızı açabilirsiniz. Yani esas usullerde değişiklik olmadı müddetçe evet. Sonuna kadar kira sözleşmesine taraflar uymak zorunda. O demiş olduğunuz bir şeyi duymuştum ben. Hani öyle bir galiba çete mi varmış bir şey sizden geliyor konutu kiralıyor. Misal diyelim 3000 lira gidiyor başkasına 5000 liraya kiralıyor. Aynen öyle. Bu da sözleşmenin feshi için bir... Yeterli. Eğer sözleşmenizde devir ve ciro hakkı yoksa ama... Şahıs sizinle sözleşmeyi imzalarken ben bu sözleşmedeki kiraladığım yeri başkasına kiralayabilirim, bu sözleşmedeki haklarımı başkasına devredebilirim diye bir madde koyduysa zaten o zaman yapacağınız bir şey yok. Evet, yani buradan da şunu anlıyoruz. Başta da söylediğimiz gibi bir kırtasiyeye gidip kira sözleşmesi alıp kontratı alıp bu işi yapmak çok riskli, konuya sağlıklı hakim değil. Sağlıklı değil. Mutlaka bir uzmandan, bir bu işle iştigal eden birisinden destek almak, danışmanlık almak çok daha onların menfaatini olacak. Baştan verecekleri küçük bedeller sonradan ödeyecekleri çok büyük bedellerin önüne geçer. Onu tavsiye ederiz kesinlikle. Evet. Hüseyin abiye tekrardan teşekkür ederiz. Bir başka bölümle daha sizle beraber olduk. Kıymetli vaktinizi ayırdık. İnşallah başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Değerli Reva Akademi seyircilerimiz inşallah başka bölümlerde yine farklı konularla birlikte olacağız.